Uluslararası Para Fonu, IMF ve Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Sistemi'nde yer alan iki kuruluş ve hedefleri aynı: üye ülkelerin yaşam standartlarını yükseltmek. Bu hedefe ulaşmak için odaklandıkları yaklaşım farklı ama birbirini tamamlayıcı. IMF, makroekonomik konular üzerine eğilirken, Dünya Bankası, uzun vadeli ekonomik kalkınmanın sağlanması ve yoksulluğun azaltılması üzerinde çalışıyor. IMF, ödemeler dengesi sorunlarını çözmek için talep eden ülkelere kısa orta vadeli kredi desteği sağlıyor ve bu ülkelerin politika programları tasarlamalarına yardımcı oluyor. Krediler, üyelerinin sağladığı kota katkılarından oluşan bir havuzdan finanse ediliyor. IMF'nin bir üye ülke ile yaptığı anlaşma sonrası stand-by denilen bir belge düzenleniyor. Bu belge, ülkenin taahhüt ettiği reformları gerçekleştirdikçe IMF'den hak kazandığı kredileri gösteriyor. Türkiye, IMF ile çok sayıda stand-by anlaşması yaptı. İlk anlaşma 1 Ocak 1961'de, son anlaşma ise Ocak 2005'teydi. Türkiye, IMF'ye son kalan borcunu Mayıs 2013'te ödedi ve bir daha da stand-by anlaşması yapılmadı. Türkiye, 1961'den 2013'e kadarki süreçte IMF'den toplam 50 milyar doların üzerinde kaynak kullandı. Dünya Bankası'nın ülkelere destek şekli ise biraz farklı. Ülkelerin belirli sektörlerde reform yapmaları veya belirli projeleri uygulamalarına yardımcı olmak için teknik ve finansal destek sağlıyor. Dünya Bankası yardımı IMF'den farklı olarak genellikle uzun vadeli oluyor.